Bir bakalım manzaramız nasıl görünüyormuş. Gece geldiğim için göremedim nasıl göründüğünü. He, çok bir şey görünmüyormuş ya. Halep'teyiz. Şöyle aradan göstereyim. Günaydın, hayırlı sabahlar. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar arkadaşlar. Halep'teyim, Suriye seyahati devam ediyor. Yaklaşık Türkiye'ye herhalde kilise 30-35 dakika uzaklıktayım. Bir tarafım İdlib, bir tarafım aşağı doğru indi Humus, Şam. Şu anda ben tam olarak Halep'teyim. Halep'te kaldığım oteli göstereyim. Sonra sokaklara çıkacağız, kahvaltı yapacağız. Şöyle bir otelde kalıyorum. Güzel bir otel burası da. Ya hoşuma gitti. Göstereyim istedim size. Fiyat konusunda bir bilgim yok. Benim anlaştığım işte Suriye boyuncaki tur fiyatımın içindeydi buradası ama tahminim gene nereden baksanız 30-40 dolardan aşağı değildir bu otel. Öyle tahmin ediyorum. Göremiyorum Booking'de çünkü fiyatlarını. Şöyle bir banyosu var. Güzel modern bir otel ya. Hoşuma gitti yani. Dün geldik, dün akşam Halep'e uğradık. Buradayım. Bugün de burada kalacağım hatta. Belki yarın da kalacağız bilmiyorum. Şimdi Halep'in sokaklarına çıkacağız. Bir bakalım Halep'te hayat nasıl? Günlük hayat nasıl? İnsanlar nasıl yaşıyor? Sokaklar nasıl? Ne durumda? O iç savaşın etkilerinden şehir kurtulabilmiş mi? Neler var? Çok restore görmüş Halep sanırım. Yani Humus şehrine göre daha çok restore gören şehirlerden, daha çok yenilenen şehirlerden biriymiş. Şimdi ilk defa çıkacağım ben de sokaklara ama önce bir otelin kahvaltı imkanı da var. Kahvaltıdan yararlanalım, sonra sokağa çıkalım. Bunlar da var ya, pantolonla dura dura kırış kırış oluyor böyle. Monta almayacağım, hava iyi. Sadece şu hırkayla ve şu çantalarımla beraber gideceğiz. Hadi bakalım, Halep turu başlıyor. Good morning. Sabah hayır. Good morning. Good morning. How are you? Fine. Hırka çantamda var. Üşürsem giyerim. Ben sana bakacağım, üşüyeceğim. Biz rapperim Meral ile buluştuk. Sağ olsun geldi. O kendisi burada yaşıyor zaten. Halep'te yaşıyor. O evinde kaldı. Biz şoför abiyle beraber, şoför abi de bu otelde kaldı. Otelimizin dışarıdan görüntüsü de bu. Bu şekilde göstereyim size. Halep'e Aleppo diyorsunuz değil mi? Burada Aleppo deniliyor. Ecnebiler Aleppo. Aleppo. Biz Halep. 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 Tamam. Ermeniler Halep. Araplar Halep. Halep. Biz de Halep. Türkiye'ye çok yakınım şu an anlayacağınız arkadaşlar. Ambulans. Bu bina resmi bina mıydı? Evet, su falan mıydı? Açılma olmak için. Hayır, bu suyun değil. Bu devletin verdiği identity card. Nüfus binası nüfus, gibi nüfus bir yer. Binası. Tamam, nüfus binası. Şu arkamda büyük bir bina. Şu an işliyor değil mi? Bu çalışıyor. Evet, evet. Savaş döneminde sadece bu iki kapıları kapalıdır. Sadece ön tarafı açık. Çünkü çok bir çatışma yeridir. Buradan geçmek çok tehlikeliydi. Onu konuşacağız seninle. Sen buradaydın çünkü. O iç savaşın yaşandığı dönemde. Meral Halep'ten hiç ayrılmadı eşiyle beraber. Hatta eşi dükkanına gitmek zorunda falan kaldı. Bunları anlatacak inşallah, konuşacağız beraber. Sorun olmazsa konuşuruz. Hayır, tamam. Evet, insanlar sokaklarda çarşı pazarlarını kurmuşlar sokaklara. Tezgahlarını. Satış yapıyorlar. Göstereyim size. Yani savaş dönemi ilk patlatılan bina bu mu? Doğru mu? Evet. Hala Sevilitler. Bu ilk patlatılan bina. O demin geçtiğimiz. Ha bak, burada da bir tane var, terk edilmiş bu da. Hepsi patladılar. Gitmiş bir şekilde. Hepsini patlatmışlar. Aa, şu karşısında bayağı yıkık dökük binalar var. Evet. Bak, camlarda mermi izleri, duvarlarda mermi izleri var. Doğal olarak yani. Halep'teki savaş, görüyorsunuz evleri. 2012 yılında başlıyor. Burada Halep'e 2012 yılında sıçrıyor. 2018'de bitiyor. 2019 yılına savaş bitmiş bir şekilde giriyorlar Halep'te ama o dönemden bu döneme böyle yıkık dökük evler kalıyor. Ama yine de Halep güzel restore edilmiş evet, biraz. Evet. Restore çünkü etmişler Halep'i. Evet. Yapmışlar yani genellikle.
Halep'i şöyle düşünün. Bizim Diyarbakır düşünün. Sur, surun içinde bir şehir var. Eskiden Halep'te bir surun içinde bir şehirmiş arkadaşlar. Bu surun da 7 tane kapısı var. Mesela önce şunu söylemek istiyorum. Şu karşısı, şu taraf, karşı taraf savaşta değil. Geçen seneki depremde yıkılmış. Yani savaş herhangi bir zarar görmemiş ama depremde yerle bir olmuş. Tam kalenin dibinde, surun dibinde. Biz şu kapıdan, bu kapının adı Antakya kapısı. Niye Antakya kapısı? Çünkü bu kapıdan tüccarlar Antakya'ya gidiyorlarmış. Şu an bir çarşı pazara gireceğiz. Halep'te hayat gayet normal akışında devam ediyor Suriye'de. Bak bunu sürekli vurgulayarak söylüyorum. Yani benim gezdiğim günden bu yana, gezdiğim şehirlerden yola çıkarak bunu dile getiriyorum tabii ki. Herhangi bir savaş diye bir şey yok arkadaşlar. Yani şu an herkes günlük hayatını yaşıyor. Yani bunu üstüne vurarak söylemek istiyorum ki bilinsin bu yani. Yok çünkü bir problem, bir sıkıntı yok. Bu kadın böyle gönül rahatlığıyla şehir değiştiriyor. Yerel turistleri de oluyor onun yani. Halep'ten alıyor, Şam'a getiriyor. Şam'dan alıp Hama'ya getiriyor, Humus'a getiriyor, gezdiriyor. Yani insanlar hayatına normal devam ediyor. Bunu söylemek istiyorum. İstedim yani. Hadi gezelim pazarları. Surun Antakya kapısı çok çok önemli. Çünkü İslam'da bu kapıdan barışla girdi Suriye'ye ve onların ilk namazı bu tapınak var, pagan tapınağı, orada yaptılar. Bu ne? Merak. Bu merak ettim. Tatlı. Tatlı. Halep tatlısı mı? Evet, simit ve renkli simit. İki tane simit. Birisi renk koymamışlar. Üzerindeki bir tane de, tadına bakabilir miyim? Ödemesini de yapacağım tabii. Yani. Sen de ister simitli misin? Hayır, ben yemem. انت عم بتحضر حجي eliyle pişirmiş, o pişirmiş. Değişik, güzel. Simit bizde farklı. Yuvarlak oluyor ya. Hayır, biz bulgurun çok çok ufağı simit, simit diyorsunuz. Siz ne diyorsunuz onu? Buğday mı diyorsun? Buğday, ya, buğday. Aklıma gelmiyor şu an. Buğday. Ne kadar ödemem lazım? Ben Ben böyle bir tarihi kapıya böyle asıyorlar kıyafetler. Evet, ve bu tarihi yerleri kötü oluyor. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Diye orada I am fine. Çünkü bilmezler. İngilizlandı beni. İstersin panoramayı görmeyi. Yukarıdan mı? Evet. Bakalım yukarıdan. Çok eski. Vay, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Türkçe nereden biliyorsun? Öğrendim. Burada mı öğrendin, Türkiye'de mi? Yok, Türkiye'de yaşadım zaten. Nerede yaşadın? İstanbul'da yaşadım. Kaç sene? 10 sene oldu. 10 sene. Ne zaman döndün? 2 ay önce. 2 ay önce. İyi yaptın. Döndün. Niye döndün? Yeter artık. Yeter dedin ha? Savaş bitti, geldin. Buyurun. Sağ ol. Allah razı olsun. İşin rast gitsin, kolay gelsin. İyi, iyi gidiyor. İyi, çok şükür. İnşallah. Hadi kolay gelsin. Eyvallah, sağ ol. Dönmüş bak Türkiye'den. Bravo. Gelmiş vatanına. İş var, iş var. Çalışana iş var. Ya bizim Suriye'de belirli bir insan var. Suriye, Türkiye'de belirli bir Suriyeli var. Hepsi değil tabii ki. Şey diyorlar, mesela soruluyor onlara. Niye ülkene gitmiyorsun diyor. Diyor ki savaş var. Ama savaş yok. Savaş bitmiş. Savaş bitti. 2017'de savaş bitti ve her yer... Koruma altında her yer yani. Evet, evet. Gördün. Evet, bir şey daha söylemek istiyorum. Turiste çok büyük bir şey var. Direkt hükümet tarafından turist ülkeye geldiğinde herhangi bir şey gelmesin diye başına bodyguardlık var. Gerçekten şaka yapmıyorum. Nereden bunu anlıyorum? Hemen hemen her gün Meral'in telefonu çalıyor. Turist nasıl diye. Yani herhangi bir şey olduğunda haber vermemizi istiyorlar. Bunu söylüyorum yani. Söylemek istiyorum. Ara ara videolara denk gelip söylemiştim ama gerçekten turisti bir koruma şeyi var. Yani turist şu an göz bebeği ülkenin ve gelsin, gelinsin istiyorlar ülkeye.
ziyaret edilsin istiyorlar. Evet, evet. Bak dalgası, aşağı yukarı. Depremin dalgası burada. Geçen sene değil mi? Evet, geçen sene... Çok etkilemiş evet, burayı da ya çok, deprem. Çok. Bu, yani... bu cami pagan bir tapınağıdır. Sonra kiliseye döndürülmüştür. Sonra cami yaptılar. Burası değil mi? Evet. Şu an cami mi? Evet. Şu an aktif cami. Mi? Evet. Çalışıyor, çok eski. Baksana zaten minare. Çok eski bir cami. Minareye baksana ne kadar eski. Çok zarar görmüş ama savaş döneminde tabii burası da. Halep'i size bir de şöyle bir ufak bir yukarıdan göstereyim panoramik. Bak. İnsanlar satış yapıyor. Surun etrafında. Şöyle. Demin o depremden yıkılan yer dediğim yer burası. Şu karşı taraf. Karşıda büyük bir cami var. Evet. Ne Raisin onun adı? President camisi. Çok güzel görünüyor ama. Başbakanın camisi. Başbakanın. Çok güzel görünüyor. Yeni bir cami. Bunlar hep Berber izleri değil mi? Evet. Meral. Çok göreceğiz. Çok çok göreceğiz. Hep Berber izleri. Şu karşı şurası. Böyle inersek hep savaştan yıkılmış yerler. Zaten yıkılmış. Savaşın yıkamadığını da şey yıkmış. Deprem. Deprem yıkmış. Restore edilen savaşta... Deprem yüzünden. Evet. Deprem mi? Benim ev fuası baksana. Neresi senin ev? Bu benim ev. Benim kız caminin kardeşim, arkası mı? Kız kardeşim kaybettim. Depremde. Başın sağ olsun. Sağ Allah rahmet eylesin. Komşular kaybettim, bu benim ev. Şu şurası. Ha. Sen şu an orada yaşıyor musun? Yok, şu anda tamir yapıyoruz. Tamir yapıyorsun. Bu benim ev. Komşu kaybettim, kız kardeşim kaybettim. Başım. Sen depremde burada değildin ama değil mi? Yok, ailem ben buradaydı. İstanbul'da. İstanbul'daydın. Ya niye geldim? Hissetmedim. Ha. Ne yapacağım abi? Ne iş yapıyordun İstanbul'da? Tekstilde. Tekstilde çalışıyordun. Ha. Ya demin diyorum, savaşın yıkamadığını deprem, evet, deprem yıkmış burada. Bak bunu deprem yüzünden. Evet. Eskiden düz. Şu anda böyle oldu. Dalga gidiyor. Ha. Türkçeyi çok iyi öğrenmişsin. Yok, zaten çok arkadaşım var. Türk. Evet. Konuşuyor mu? Hala konuşuyorum bunlar. Konuşuyorsun. Hoş geldin memleketine. Teşekkürler. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Allah razı olsun. Siz neresin abi? Ben Samsun'u biliyor musun? Tabii ki biliyorum abi. Başımızsın ha. Samsunluyum. Samsunlu. Ben Kocaeli gittim, İzmir'e gittim, Gaziantep gittim. Çok gezmeye. Gezdin. Evet. Çok arkadaşım var Türkiye. Hala konuşuyorum. Adı ne? Abdullah. Abdullah, memnun oldum. Teşekkürler abi. Çok sağ ol kardeşim benim. Eyvallah. İşin az gitsin. İçiyor musun? Çay içiyor musun? Sağ ol. Valla yemek yedim mi? Sağ ol, yedik. Sağ ol. Vallahi yedik. Siz bizde misafir. Sağ ol, Allah razı olsun. Vallahi abi utanma. Teşekkür bir şey istiyorsun, biz çok hazır. Sağ ol. Çok Allah sağ ol. Size razı olsun. Kolay gelsin. Eyvallah, sağ olun abi. Sağ ol. Türkiye selam söyle ha. Sen söyle. Aleykümselam. Eyvallah abi. Hangi kanal? YouTube. Hangi? Adın ne? Uğur Kola. Uğur Kola. Uğur. Uğur. Kola. Kola. Bugün takip edeceğim. Evet, tamam. Abi. Hadi görüşürüz. Beğendim sizi. Teşekkürler. Sağ ol, sağ ol. Allah'a emanet. Sen de. Ali, Ali sen. Bir dakika Türkçe yapacağım. Türkçe al onu. Ana ammo gher hu bida efo. Kendin geldin ha, kendi rızanla. Evet abi. Türkiye'de aynen. Her şeyin vardı. Çalışma iznin, pasaport. Tabii ki sigorta. Her hepsi vardı değil mi, sigorta? Takip ettin mi? Ettim. Eyvallah abi. İzlersin kendini inşallah. Abi. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Bu dümdüz 7 kilometre gidiyor mu burası? Hep pazar mı içi? Hep pazar. Ne pazarı istersen? Burada. 7 kilometre boyunca. Evet, 30 tane pazar var. Bu surun içinde mi? Evet, evet, surun içinde. 39 pazar. 39 pazar. Her şey ne istersen bulursun burada. Tabii mesela bu pazarlar 2018'de. Restore mi edildi? Açıldı. Ve açıldı. Burada Halep'te çok Türkmen de yaşıyor. Çok, çok. Çok fazla Türkmen de var. Burası da Halep'te bir otel. Şöyle bir otel ama buradaki tur rehberlerinin eğitim verdiği bir abimizin oteli. Suriye'de 3 tane değil mi toplam otel açmış? Evet. 3 tane otel açmış. Meral'ın da hocası kendisi. Gel bir çay içelim orada dedi. Tamam dedim. Böyle antikaları toplamış. Pazarın tam içinde burası da. Üst katı da var herhalde. Ya da yok. İçeride odalar var. Ne güzel kokuyor bir de içerisi. Evet. Adı ne hocamın? İsmek, am bisel ismek. Bidi ahki bil arabi ana. Arabi. Ana betercim. Hocam herhalde
Fransızca biliyor. Almanca, Hollanda, İtalyanca. Şeyi merak ediyorum yani, ülkedeki savaş devam ediyor mu? عم بيسأل إنه الحرب عم بس مستمر ب لا لا ابدا الحرب وقفت بسوريا ومن 2016 اخر 2016 تحررت حلب القديمه من المسلحين الارهابيين ونحن رجعنا لمدينه حلب حاليا والحمد لله كل شيء تمام 2018'de savaş bitti ve vatandaşlar hepsini döndüler evlere ve işlere. Suriye'de savaş yoktur. Bu bölgelerde savaş yoktur. وانا واثق انه انت مشيت هلا في السوق في اسواق حلب القديمه وشفت في جزء مدمر وفي جزء رجع ترمم ومليء بالناس الذين ياتون من القرى والمناطق المحيطه بحلب ومن حلب ايضا. Sen dolaştın kapalı çarşıda ve gördün her yerler restore edilmiş ve depremden yıkılan yerler var ve köylerden başka semtlerden geliyorlar ve Halep'i tur yapıyorlar. طبعاً نحن قبل الحرب بال 2011 كان عندنا مجموعات هائلة من الزوار السياح من تركيا من كل مناطق تركيا كانوا يأتوا لحلب لقربها من الحدود ونأمل إن شاء الله قريبا بتنعاد العلاقات ويعود السائح والمواطن التركي لزيارة حلب ولزيارة سوريا أيضا. Önceden 2011'de çok turistlerim var, Türk turistleri gördük, grup grup geliyorlar. Halep'ten değil mi? Halep'ten, yukarıda. Hudut'tan geliyorlar, turistik için, alışveriş için. Savaş bitti. Biz bekliyoruz Türk turistleri yeniden gelsinler. Biz gidelim, onlar gelsinler. Çünkü savaş bitti Suriye'de. Şükran. Ehlen ve sehlen. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. طبعاً نحن أنا كنت بغرفة السياحة ونحن انعزمنا رحنا أكثر من مرة على غازي عنتاب وعملنا كوبريشن مع غازي عنتاب ومع كهرمان مرعش. İki defa Gaziantep'e gitmiş ve Kahramanmaraş'a gitmiş, toplantılar yapmışlar Turizm Bakanlığı'yla, kültürel ve turizm turizmi çok yukarıya çıkarmak ve barışla beraber çalışmak için. وطبعا كنا يعني نفكر بسهوله جدا نكون بعد ساعتين نكون باسطنبول يعني كانت الطيران التركيه تاتي مرتين يوميا الى مدينه حلب تركيش ايرلاينز وكنا يوميا يخطر لنا دغري بدون فيزا نكون باسطنبول 2 saatte Halep'ten İstanbul'a ulaşıyordun savaştan önce. İstanbul'dan Halep'te 2 saatte ulaşabiliyor o zamanlar. Şimdi Lübnan'a gidiyoruz. Evet, Beyrut, Beyrut'tan Damaskus'a. الوضع حاليا معقد اكثر ونتمنى ان يعود الى مكانه عليه. Dilerim ki önce zaman gibi olsun, düzelir her açılsın. Şey, açılsın kapılar. İnşallah. İnşallah. Benim hocam adı Abdülhay Eddur, guide'ların, turist guide'ların başı olmuş Turizm Bakanlık'ta. Şükran. Ehlen ve sehlen. See you. أهلاً. Bu Sakatiye. Yenilenmiş bir kapalı çarşı. İlk yenilenen kapalı çarşı bu oldu. Çünkü çok az zarar görmüştü ve bu çarşıda et
etlerin her çeşidi bu çarşıda satılırdı. Deve eti ne istersen, kuş eti, dana eti. Sadece bugünler et çok pahalı olduğu için değiştirdiler. Elbise satıyorlar, baharat satıyorlar. Bu çarşının dükkanları 53 dükkan. Sadece 2 tane et satıyor. Birçok dükkan restore edilmiş burada. Şu tarafta şimdi daha net göreceksiniz. İnsanlar yavaş yavaş dükkanlarını açmaya gelmeye başlarlar. Bak burası komple yeni restore edilmiş. Daha bir ay falan olmuş restore edilmiş. Şöyle gölgeye çıkın daha net görürsünüz. Bayağı büyük. Yani şu an belki de satılmadı henüz ya da kiraya verilmedi. Kira, bu dükkanların sahipleri var. Var mı? Evet, babadan onlar kalma. Restore bitti, yavaş yavaş açmaya başlarlar zaten. Babadan kalmış bunlar. Baksanıza. Halep'in tarihi sokakları buralar hep. Eski sokakları. Kimisi restore edilmiş, kimisi zarar görmemiş. Ama güzelleştirmişler bayağı caddeleri. Burada elektrik günün belirli saatlerinde veriliyor. Evet. Belirli saatlerinde elektrik var. 24 saatte 3-4 saat elektrik veriliyordu. Ama tabii imkanınız varsa kendiniz de farklı bir şekilde alabiliyorlar herhalde. Generator alıp onu şeyle çalıştırıyorlar. Solar sistem. Güneş sistemi. Tamam. Şimdi biz tarihi bir sabun çarşısına geldik. Orası kapısı mı? Kapının adı Hoha. Hoha. Hoha, küçük kapı. Küçük kapı. Merhaba. 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 Sabun kokusu. Sabun kokusu çok güzel geliyor. Nasıl kokuyor ya? Merhaba, yatık ol abi. Doğal sabunlar değil mi bunlar? Evet, hepsi natural, pür sabun. Herhalde Suriye'nin genelinde buradan mı gidiyor satış? Evet. Sabun satışları, sabun fabrikası. Bu masbane, bu sabun fabrikası 15. yüzyılda kalmış. Babadan, dedeye, babaya, toruna geçmiş bir sabun fabrikasıdır. Cibeli fabrikası. En kaliteli sabunu buradan üretiliyor ve ticaret yapıyorlar dışarıya. Ve şimdi göreceğiz nasıl yapıyorlar. Çünkü bu zaman işletiyorlar. Merhaba, yasak olar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Türkçe mi? Bilmiyor. Arabi. Ben bir oğlu ktir ktir mabsut. Misalem, ehl-i selam. هذا الطبق حصرا بالشتاء اول ما بينزل لونه اخضر بعد بيبقى سبع اشهر بصير لونه اصفر عندي صابونه yapıyorlar sadece kışta hazırlanır bu sabunlar sonra şimdi görüyorum şu bu sabunlar mitraf zeyti zeytinyağının ikinci çekildiği zaman bu yağ çıkar. Bu koyurlar onun üstünde garın laurosun, garın yaprağının yağ koyurlar. Buraya baksana. Evet, ikisi beraber kalavi bir madde çıkarır. Ondan sonra bu hortumlarla böyle bu kazanla büyük kazanla döner yukarıya kazanın altında ateş var, yakıyorlar. Sonra bu hortumlarla mahsus yapılmış bir mastabeler var. Onun içinde dökülür ve 7 ay sürer onun sabun gelmesini. Yani bir sabunun yapımı 7 ay mı? 7 ay sürer. En güzel sabunu dünyada sadece Halep'te yapılır. Neden? Çünkü Halep meteosu, kliması
çok soğuk ve rutubet yoktur. Deminki aşağıda yerde pişiyor. Sonra buraya bak sermişler, görüyor musunuz? Burada 7 ay mı bekliyor? 7 ay. Bekliyor. Sonra bir arka tarafa şimdi gideceğiz. Orada da göstereceğim size en sonki hallerini. Kokuyor özel. Ama. Evet. Özel ayakkabılar giyiyor. Kapkap gibi. Onlarla şey yapıyorlar. Evet. Giyiyorlar ve çünkü çok buz pateni gibi kayıyor. Olmuş. Evet, kayıyor. Özel ayakkabılar giyiyorlar ve böyle kesiyorlar. Birisi keser, birisi damgasını atar. Şimdi göreceğiz şimdi evet. Kesilen yerde. Küp küp bak desenleri vurmuşlar. Kendi logolarını ve sabunları kesmişler böyle. Şu şekilde burada da tarihlendirmişler. Sonra bunlar zamanı gelince satışa çıkıyor. Çok eski bir fabrika burası. Belli zaten. Bakın yukarıya da. Baksanıza. Bayağı buralarda bir eskiden kadınların böyle çeyizlik ürünler sattığı bir çarşıymış burası da ama burayı da yoğun etkilemiş savaş. Selamünaleyküm. Dünyanın en eski kalelerinden bir tanesi. Halep Kalesi'ndeyiz şu an. Bu çok zarar gören yerlerden biri mi? Evet, evet. Çok zarar gördü ve bizim askerlerimiz kalenin içinde kaldı savaş süresinde, korudu kaleyi. Onlara helikopterle yemek indiriyorlardı. Burada hepsi teröristler vardı. Hiçbir zaman kale düşmanın elinde düşmedi. Geçmedi. Hiçbir zaman. Ne eski zamanda ne bu yeni savaşta. Bizim güzel kale. Halep Kalesi'nin vardır, şarkıları da vardır. Çok. İnsanlar oturmuş mesela çimende. Bunlara yeşillik. Halep Kalesi önce olmuş tapınağı, Hadet Tapınağı. Hacca geliyorlar. Her dünyanın her tarafıyla bu tapınağa hacca geliyor. Hetit döneminde. Sonra Seleukos Nikator, Yunanlı imparator Seleukos Nikator, Konstantin ve Seleukos Nikator onun askeri geliyor ve Yunan döneminde bu kale yapılıyor. Ve onun giriş kapısı öteki tarafta. Bu değildi o zamanki giriş kapısı. 300 yıl önce. Sonra Romalılar geliyor ve kaleyi değiştiriyorlar. Seyfeddaule Hamadani döneminde, Hamadani'nin döneminde çok şeyler yaptılar. Hamam yaptılar, kilise yaptılar kalenin içinde. Ve halka açık oldu o zamanlar. Sonra Eyyubi döneminde Salahaddin Eyyubi Halebi çok sevdiği oğlu Zahir Gazi'ye verir. Zahir Gazi bu kaleyi askeri kale yapar. Birinci eşi olur bu hendeyi dikmeyi. Bu hendeyi açar ve onun içinde helan suyu geçiştirir. Kalenin duvarları taşlarla örülü. Evet, çevrili. Cover taşlarla düşmana düşman zorluk çeker kaleyi ulaşmak için. En önemlisi şey kalenin bürceleri yapar ve onun 8 kantaraları. Önce kale Zahir Gazi'nin 8 gözü var bak. Evet, 8. Önce kale ahşaptan yapılmış cisir var. Açılır, kapalır. Sonra o cisir merdivenler yaptılar. Taştan yapılmış merdivenler yaptılar. Kalede saray var. Hammam, 2 tane hammam var. Vatandaşların hammamı ve sarayın hammamı. Çok depo, çok büyük depo mu var? 5000
ton depolarsa depolanır. Ve bu depoda hasar olursa 5 yıl kalenin içindeki insanlar o yerse depodan bitmez. Bitmez. 5 yıl yeter yani. Evet, 5 yıl yeter. Çok bir büyük bir kaledir. Hiçbir zaman düşmanın elinde geçmedi. Ben onu gardiyana benzetirim. Duruyor, çok mağrur duruyor ve tüm Halep'i gözetliyor ve koruyor. Ana gibi. Bu kadar Halep'in kalesinden. Ağzına şimdi sağlık. Sen o iç savaş döneminde, o işte savaş dönemi boyunca 2012 ve 18 boyunca hep Halep'teydin. Hep. Peki dışarı çıkmak istesen çıkabiliyor muydun? Mesela Şam'a gitmek istesen? Çok zordu. Hanaser yolunda gideceğiz. Çünkü otostrad kapalıdır. Ya, otoyol kapalı. Kapalı. Öbür çok zor ve çok dağ dar yolu. Evet. Yani şöyle bir dağ yolu arkadaşlar. İnsanların öldüğü bir yol. Tehlikeli, o kadar tehlikeli bir yoldan. Tehlikeli yoldur. Gitmek zorundalarmış. Ha, Halep'in ara sokaklarındayız şu an. Peki eşin çalışmak zorundaydı. Evet, eşim 2012'nin Temmuz ayında işten durdu. Çünkü İrhabiler, teröristler girdi Arkup bölgesine. 2000'nin 18 mi? 3 ay, 2 ay sonra Eylül'ün 14'ünde tahrir edildi Arkup. Benim eşim gitti onun mahallin kontrol etmeye. Gittiği zaman kannas yedi. Kurşun yedi. Kannas kurşun patlattı. Onun eli kurşun yedi ve küçük küçük bir bomba patladı. Hı hı. Küçük küçük şazaya onun midesine ve koluna zarar verdi. 6 saat yoğun bakımda, yoğun bakımda ve ameliyat geçirdi. 2 ameliyat geçirdi. Çok zor günlerdi. Peki o dönem Halep'te ameliyatın oldu değil mi? Evet, burada evet, oldu. Halep'te. Peki o şeyler, gelenler, teröristler hastanelerde herhangi bir... Hastaneler emin yerlerdir. Emin yerlerdeydi. Teröristlerin tarafta değildir. Şu an iyi ama eşi. Çok iyi. 5 sene çalışmadı. 5 sene çalışmadı. Zor bir dönem ama. Çok çok zor dönem. Çok zor geceler. Onun kolunda 10 santim kestiler çünkü çok zarar görmüştü. Bu geldiğimiz yer neresi? Bu geldiğimiz yer Memluki döneminde bir saray olmuş. Sonra Osmanlı döneminde Seyfeddin Hamadani'nin sarayı olmuş. O validir, Halep'in valisidir ve çok mimari eserleri var o zamandan. İsmi ne? Bu şimdiki ismi Manaret Halep, Aleppo'nun manarası. O zaman valinin sarayıdır. Seyfeddin valinin sarayıdır. Sonra Osmanlı döneminde bu Osmanlı sarayı restore edilmişler ve yenileşmişler. 3 bölümlere bölünür. Gel giriş yapalım, gidelim, gezelim. Evet. Giriş yapmamız lazım. Selamun aleyküm. Şu anda burada ben dükkanım var, gelip dükkan açacağım mesela. Buradan restore etmek istiyorum onu. Buradan izin alıyorum ve o dükkanı koruyarak, yani tarihini koruyarak restore ediyorum. Eski. Tamam. Eski. Böyle bir sarayımız arkadaşlar. Şu orada bir oda daha var normalde ama şu an kapalı orası. Restore ediliyor orası da. Şöyle gidelim. Halka hizmet veriyor. Tamam, halka yani devlet binası veriyor, şu an evet gibi. Bidun hiç para almadan. Tamam, bedava. Evet, bedava hizmet veriyor. Burası da başka bir. Aynı hatırlıyorsunuz Şam'da gezdiğimiz 2-3 tane han vardı. Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta ve hizmetçiler bir tarafta oluyordu. Burası sadece kadınların olduğu bölüm o dönemde. Şöyle güzel restore etmişler. Halep'in müstakbalı ve ne derler?
bu kortyara Halep'in müstakbalı adı koydular. Koydular. Şimdi buralar hep yenilenen sokaklar değil mi? Evet. Bu kısım evet, çünkü yeni evet, görünüyor biraz. Çok evet, eski evet, görünmüyor. Evet. Yenilenen sokaklar. Orada, dar sokaklar. Orada savaştan çok ve depremden çok etkilenen. Bu arada bu geldiğimiz sarayı, işte deminki bahsettiğim yeri mutlaka geldiğinizde siz de göreceksiniz. Burayı mutlaka göreceksiniz ama sanırım şey, bunu söyleyelim mi görme evet, zorunlu? Evet. Devletin yani şeyin buradaki burayı her gelen turist görecek zorunluluğu var, bilginiz olsun. Geldiğinizde mutlaka buraya uğrarsınız. Burası ne bu sokağın adı? Bab-ı-Nasır. Bab-ı-Nasır Caddesi o savaş döneminin en tehlikeli bölgelerinden biriymiş. Zaten burada çok yıkılan gene bina burada da var. Restore edilmiş. Evet, birçoğu restore edilmiş. Çalışma yapılmış ama yapılmayanlar da var. Görünsün duruyor böyle aynı şekilde. Pencere camlar gitmiş. Bak şurada da. Ve bu Halep'in en ilk caddesidir. Burası. Evet. Bu videoyu burada Halep Kalesi'nde bitirelim. Evet. Sonra başka bir videoda Halep'i tekrar gösterelim biz. Arkadaşlar dikkat edin kendinize. Meral da bir el sallasın. Bir el salla bize. Kalenin önünde şöyle göstereyim size. Şu şekilde oturuyorum. Buradan size bay bay diyorum. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız seviniriz. Abone değilseniz abone olursanız mutlu oluruz. Halep'in gezilmedik noktalarında insanlar neler yapıyor sokaklarda daha da göreceğiz, göstereceğim size. Daha kalabalık yerlerine de gideceğiz. İnsan diyalogları da gene olacak. Bol bol konuşacağız, sohbet edeceğiz. Şu taraf da bayağı kalenin etrafındaki şu taraf da yıkım gören taraflardan. Şurası hemen. Buradan görüşürüz diyoruz size. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.